Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Kasım 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Güneş 22 Kasım'a kadar Akrep burcunda ilerliyor olacak. Venüs ve Merkür ayın ilk yarısında Akrep burcunda. 25 Ekim'de meydana gelen Akrep burcu Güneş tutulması tesirleriyle bu aya başlıyoruz. 9. evinizde güçlü etkiler var. Ve tutulma mevsiminde olduğumuz için Kasım'da da yaşayacağımız ay tutulması aslında kişisel ve toplumsal alanlarda çok belirgin bir şekilde hayatımızda hızlı değişimler getirebilir ve önümüzdeki birkaç ayı önemli ölçüde etkileyebilir. Evet, hayata bakışınız, düşünceleriniz, beklentileriniz, inançlarınız güçlü tesirler altında ve buralarda yenilikler olabilir. Sezgileriniz güçlü, anlam arayışınız, birazdan maneviyata yöneliyorsunuz, ruhsal alanlara daha fazla çekiliyorsunuz. Uluslararası konular, yurt dışı konuları, medya, basın çalışmaları, akademik konular. Hani buralarda hayatınızda yeni pencereler açılabilir. Ve 8 Kasım'da Boğa burcunun 16 derecesinde dolunayla birlikte tam ay tutulması yaşayacağız. Ay tutulmaları duygusal süreçlerimizde çok etkilidir. Ve gerçekten bir dönüşüm, bir tamamlanma, güçlü bir farkındalık enerjisi taşıyor bu tutulma. Uranüs'le birleştiği için sürprizler, beklenmedik durumlar, değişimler olabilir. Sürprizlere hazır olmak lazım bu ay. Üçüncü evinizde olacak bu ay tutulması. Belki bir fikriniz olgunlaşıyor, bir anda bir düşünceniz değişiyor, yeni bir şey öğreniyorsunuz. Yani bir anda bir aydınlanma, böyle bir fark etme enerjisi altındasınız. Hani gizli bir şey de ortaya çıkabilir hayatınızda. İşte kardeşlerle de ilgili olabilir. Kardeşlerle ilgili hızlı gelişmeler olabilir hayatınızda. Hani bir sürpriz haber alabilirsiniz yakınlarınızdan. İşte komşularınızla ilgili olabilir böyle sürpriz değişimler. Tabii herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlar etkilendiği için. Sabit burçlarda boğa, akrep, kova ya da aslan burçlarının 10-20 dereceleri aralığında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu bahsettiğim etkiler sizin için çok daha önemli olabilir. Çok fazla haber duyacağınız, sizi şaşırtacak haberlerle karşılaşabileceğiniz bir tutulma döngüsündeyiz. Bunlar direkt sizinle ilgili olmasa da hep böyle bir yakınlarınızdaki kişilerle bağlantılı olabilir. İşte akrabalarınız, kardeşleriniz, arkadaşlar, komşular. Onlarla bağlantılı hızlı sürpriz gelişmeler içerisinde olabilirsiniz sevgili balıklar. Ve Mars, enerji gezegenimiz Mars ay boyunca İkizler Burcu'nda retro harekette olacak. Mars gerilemesi zaten bu yılın en önemli tesirlerinden birisi. Sadece bu ayla da sınırlı değil. 13 Ocak'a kadar devam edecek. Ama değişken bir burçta, ikizlerde olduğu için bu gerileme, siz de bir değişken burç olduğunuz için sizin için kuşkusuz önemli. Dördüncü evinizde gerileyen bir Mars etkisindeyiz. Şimdi bu biraz iç huzurunuzu, biraz böyle hani genel olarak günlük hayattaki düzeninizi etkileyebilir. Duygusal olarak sizi zorlayabilir. İşte iletişim sorunları, özellikle ailevi ilişkileri dikkat etmek lazım. İşte ebeveynlerle ilgili bazı problemleriniz olabilir, işte sağlık sorunları olabilir, evde yapılacak işler olabilir ama bir türlü burada bunlar yolunda gitmeyebilir. Evde çalışıyorsanız mesela aksilikler olabilir, evde arızalar olabilir, iletişim cihazları, kullandığınız araç gereçlerde sıkıntılar olabilir, biraz riskler de artabilir. Özellikle belirli günlerde bunlar daha çok öne çıkıyor. Bunlara dikkat edin lütfen. Bunlar hangi günler? İşte 18, 19, 20 Kasım. Buralarda Mars burcunuzdaki Neptün'le kare açı yapacak. Buralarda özellikle Mars Neptün karesi zor bir açıdır. Lütfen beslenmenize dikkat edin. Yani alerjiniz varsa, kronik alerjileriniz sizi rahatsız edebilir. İşte yediğiniz bir şeye dokunabilir, zehirlenebilirsiniz. İşte ilaçlara dikkat edin. Alkol almamaya çalışın özellikle bugünlerde. Hani sizinle de ilgili olabilir, ailedeki bir kişiyle de ilgili olabilir, ebeveynleri de etkileyebilir mesela. Yine ev ortamında işte gazlardan gelebilecek, sıvılardan gelebilecek zararlar olabilir. Burada doğalgaza dikkat etmek lazım evde. İşte bazı arızalara dikkat etmek lazım. İşte ateşe, yangına falan dikkat etmek lazım. Aynı şekilde hırsızlıklara dikkat etmek lazım. Evinizin güvenliğine özellikle önem verin. Lütfen sevgili balıklar. Yine 28, 29, 30 Kasım burada da Mars Merkür karşıtlığı var. İletişim sorunları çok artabilir. Gerek iş ortamında üstlerle ilişkilerde, gerek aile üyeleriyle ilişkilerde biraz anlaşmazlıklar, çatışmalar. Çünkü Mars ikizlerde sözlerimizi, konuşmalarımızı da yöneten ikizler burcunda yani bu burada çok dürtüsel davranabileceğimizi, istem dışı sözcükleri sarf edebileceğimizi ve anlaşmazlıklara, karışıklıklara
daha fazla açık olabileceğimizi gösteriyor. Lütfen buralara dikkat edelim. Güneş ayın 22'sinden sonra artık Yay burcuna geçecek. Venüs ve Merkür hemen öncesinde ayın ikinci yarısında yine Yay burcuna geçiyor. Bu da ayın ikinci yarısından itibaren sevgili balıklar sizin için daha ciddi, yani daha iş, görevler, sorumluluklar, kariyer konularını biraz daha ön plana çıkaracak. 24 Kasım'da 1 derece Yay burcunda yeni ay var. Bu yeni ay bir iş başlangıcı, kariyerde bir görev değişimi, belki bir yer değişimi gibi etkiler getirebilir. Toplumdaki statünüzle de etkili olduğu için bunlar ilişki dinamiklerinizle de birlikte çalışabilir açıkçası. Yani işbirlikleri, ortaklıklar, evlilikle bağlantılı bazı konular da yine önemli olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 0 ile 5 derece arasıysa bu bahsettiğim etkiler, yeni ay tesirleri sizin için daha fazla önemli olabilir. Bu arada yeni ayın yöneticisi Jüpiter. Ve Jüpiter ay boyunca burcunuzda, balık burcunda. Bundan bahsetmek istiyorum çünkü artık Jüpiter burcunuzdaki son geçişlerini yapıyor. Biliyorsunuz 2021'in başından itibaren, yani 2021'in hani aralığından itibaren balık burcundaydı ve 2022'nin özellikle 10 Mayıs'ına kadar olan süreçte bir Jüpiter etkisi altındaydınız. Daha sonra Koç burcuna geçti Jüpiter. Şimdi retro hareketi nedeniyle burcunuzun son derecelerinde bulunacak bu ay. Önümüzdeki Aralık ortalarından itibaren burcunuzdan ayrılacak ve artık 12 yıl boyunca burcunuza gelmeyecek. Yani bu ne demek? Jüpiter tesirleri artık hayatınızda son etkilerini verecek bu ay itibariyle. Bu ay ve önümüzdeki ay ortalarına kadar olan süreçte. 24'ünden itibaren Jüpiter balıktaki retrosunu tamamlıyor. İleri harekete dönüyor. 28 derece balıktan itibaren. Ve bu ay özellikle bazı güzel açıları da var. İşte 15'inde, 16'sında Akrep burcundaki Venüs ve Merkür'le Jüpiter'in güzel bir açısı var. Üçgen açısı var. 21 Kasım'da Güneş-Jüpiter üçgeni var ki bunlar şanslı açılardır, keyifli açılardır. Yani tutulmalarla beraber hayatımıza bazı sürprizler, zorluklar gelse de bizi destekleyecek keyifli şanslar da var. Özellikle bu günler bu ayın şanslı günleri olarak değerlendirilebilir. Tutulmaların da tesiriyle beraber işte beklenmedik sürpriz bir seyahat, bir yolculuk hayatınıza gelebilir. İşte yurt dışı, uluslararası konularda beklentileriniz varsa eğer, hani belki yurt dışıyla bağlantılı bir iş, ticari bir girişim ya da yurt dışında yerleşmek için, yaşamak için bir beklentiniz var. Ya da yurt dışında okumak, eğitim almakla ilgili bir konu ya da akademik bir işiniz, bir çalışmanız var. Hani buralarda geçtiğimiz Nisan sonları, Mayıs'ın ilk 10 günlük süreci içerisinde bazı beklentileriniz oluştuysa, bu alanda bazı işaretler geldiyse ama tam sonuçlanmadıysa bu ay bunların geri dönüşlerini alabilirsiniz ve sizin lehinize de tabii ki Jüpiter şansları, olumlu gelişmeler olabilir sevgili balıklar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın.